arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Biz evlendik. Yani düğünümüz oldu. Cuma günü oldu. Yani dün. Bugün cumartesi arkadaşlar. Tatile gideceğiz ama tatil pazartesi günü başlıyor. O yüzden 2 gün evdeyiz daha şu anda. Biz de evde birkaç eksik vardı. Onları tamamlamaya geldik. Mediamarkt'a ve Ikea'ya gideceğiz yine. Küçük bir tur, Ikea turu. Lazım olan birkaç ürünleri alacağız. Böyle şu anda neredeyiz? Bu yaka AVM'deyiz karşıda. Şey yani eski evime göre karşı oluyor burası ama şu an Anadolu yakasında, Ümraniye'de bu yaka AVM'deyiz. Öyle yani. Şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. Kalan Ikea turu ve Mediamarkt turu. Neler var neler yok bakalım. Gezelim hep birlikte. Buradan ne bakacağız? Evet arkadaşlar, şimdi buradan televizyonun uydu alıcısı yok. Şu anda geçici olarak şey alacağız. Uydu alıcısı alacağız. Mediamarkt'tayız. Apple Watch. Arkadaşlar gereksiz ne var ne yok bakalım hayatım. Hakan böyle yerlere bayılıyor yani. Unutamıyorsunuz. Sürekli geziyor. Sürekli gezmekle karıştırmak istiyor. Ama yoo. Benim kulaklığıma nasıl? Yok. Bunlar böyle şey kulaklıklar. Bluetooth kulaklıklar. Bunlar böyle açılır sadece. Senin akıllı sandal mı? Benimki yok burada. Çalışmıyor ama bozuk lan. Apple. Neyse ara gidelim de elimizde dezenfektan tutalım. Burada hepsi gereksiz devam. Şimdi kulaklıklar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çeyiz toplayan arkadaşlar için makineleri Allah makineyi çarptım. Şu makineleri gezdireyim size. Bakın bu 2900 fiyatlıymış. O 8000 TL. Benimki burada yok arkadaşlar ama çok memnunum makinamdan. Yani ne kadar kullandığını diyeceksiniz tabi ama bu 2700'ymiş. Aldığımdan beri kullanıyorum. Bu 1600-1700 liraymış. Görüyorsunuz fiyatını. Çeyiz önerimleri arkadaşlar. Burada 2000 liraymış. Yani bunlar, bu ütüler nasıl acaba, kullanan varsa önerebilir mi? Şöyle Philips'in muhtemelen ütüleri de çok güzeldir diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. 490 lira en uygun fiyatlısı bu arkadaşlar. Benimki bunların kahvelisi var. Bu 1500'müş. Bu da ortalama bir fiyat olarak iyi arkadaşlar. Böyle kırmızısı var. Zaten en uygun fiyatı bu. Gösterdim. Televizyon bölümüne gidiyoruz. Tamam. Aa, tam var. Arkadaşlar şu Dyson süpürgeler var. Bu süpürgenin için biz aldığımız bir yerde konuşmuştuk da adam oradaki beyefendi bize şey dedi. Bunlar güzel ama şarjları söyledikleri kadar uzun gitmiyor ve değiştirmesi bayağı bir maliyetliymiş arkadaşlar. Ben tavsiye etmiyorum demişti. Oradaki bir satıcıydı kendisi. Bilginiz olsun. Tabi ne kadar doğrudur ben yine bilemem de. Şurada bir şeyler gördüm. Bakalım bunlar neymiş. Amfi falan yazıyormuş. Ben de uydu alıcısı sandım ve uydu alıcısı buldum bir adet. Şöyle bir şey. Yani bunlarda acaba marka var mıdır ki? Önemli midir ki? Fiyatı da uzun yani. 130 lira. Markanın yanına bir gidelim, onu bulalım. Böyle Allah emanet bir şey bu zaten. Bu daha da emanetmiş. Baksana onu istersen tut götür yani. Kimse bir şey ona. Şöyle bir şey alabiliyoruz. Tenekeden yapmışlar.
Abi be. Oğlum. Mi Box. Sıfırın da aldır da o kumtel ya. Evet. Şunlara bir bakalım. Sinfer, sinfer. Ama acaba başka boş. Aşağı bu boş. Bakalım boşa. Hani daha kaliteli bir şey aldık çünkü yıllarca kullanacak zaten. Ya ben tam fiyatlarını bilmiyorum arkadaşlar ya. Hani özelliklerini falan da bilmiyorum. Acaba bana yardımcı olabilecek biri. Siemens var mı boş? Bu boş, boş var. Ama ben bir de gri istiyorum. Benim çevreğim gri. Baştan metalik alacaksın yani şu satin eli yani şöyle alacaksın. Bir şey işte. Tamam yani. Satin eli istiyorsun. Evet. Paslanmaz. Evet. Yaşıyor şunu. Ama bakar mısın bak. Daha demin de bak. Buna baktım. Aa bu güzelmiş ya. Böyle güzel. Bunun fiyatı ne? Fırının? Şeyin seri numarasına bakalım da hepsini yazıyor. Hayır, set 6. Bunun fiyatı 1900. Gazlı olacak. Ancaster fırın. 1897 lira diyor. Evet. Doğru mu oğlum bu? Bunun fiyatı. Evet. O fiyat mı? Evet. Cep telefonunu al kaldır götürelim alalım. Bakalım bu da. Bu ne kadarmış? Ama özelliklerim işte ben bu 2000. Sen onu araştıracaksın. Ne özelliği var acaba? Ne farklılıkları var ikisinin? Evet, ben parayı... Tipleri aynı çünkü. Ben parayı veriyorum kardeşim. Pişirmesi de senden. Şey de senden. Şurada da varmış. Onlar ne? Sinfer mi onlar mı? Neyse. Ben yani daha marka bir şey istiyorum. Bakın. Şeyi çok güzel gözüküyor tipi zaten. İçi böyle. Fırını mırını var. Şöyle. Böyle böyle çeviriyorsun. Burada özellikleri var. Bence o özellikle bir şeye benziyor. Aynen bu güzele benziyor. Burada şöyle. Bu. Galiba içe falan girmiyor yani birkaç farklı özelliği var. Bunda kaç tane mesela şu pişirme şeyleri? 2, 4, 6, 9 tane. Ay, 7 tane pardon matematiğim de mükemmel. Bunda da 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Yani biraz programı fazla yani kısımları falan fazla muhtemelen o yüzden zaten farklı. Biz bunları bir araştırıp karar verelim. Hem böyle de çekmiş olayım arkadaşlar. Çünkü araştıracağım evde. Burası Ikea'ymış. Evet Ikea dedin mi burası? Beni Merike sen beni... Dinlemiyormuşsun. Merike sen... Ikea'ya geldik arkadaşlar. Şimdi. Kanka yine mum buldu. Ne istiyorsun ne? Ne? Mum mu ne? Mum, al. Bir şey de demiyorsun, gösteriyorsun sadece. Alıyor musun? Bakın, bu çerçeveler. Bu çerçevelerden de istiyorum ama birime bir çerçeve gelmişti, gümüş rengi. Onlardan aldım. Şu anda o yüzden çerçeve, onları bir koymam lazım. Bir koklar mısın? Yok istemiyorum koklama, kesin çirkin. Bana verdiğine göre. Elma kokuyor bu elma. Evet. Elma kokusunu severim ben. Ne oldu? Ne oldu? Bu arkadaşlar çerçeveler 18'e 13 olanlar. Yani bunlar mı oluyor? Ölçülerini göremedim. Bakın siz böyle. 7 liraymış. Bu da böyle küçükleri. Ha, 13-18 buymuş. Bu arkadaşlar 7 lira. Bu 14 liraymış. Bu da varmış zaten. 2 saattir arıyorum. 7 lira, 1 lira, 15 lira. Böyle bir elbise var. Beyaz bir kişi var. Şöyle. Bu da daha önceki videomda da göstermiştim. Mumlar var. Bu vanilya kokulu, öbürü de elma kokulu. Elma kokuluyu ben daha önce görmemiştim, çok güzel kokuyor. Böyle bir saat bulmuş Hakan, fiyatını arıyor. Çok mu beğendin? Gerçekten beğendim. Şangır şungur, şangır şungur. Gelişe... Ama kendisi sinirli biri yani. Bunu
fırlatıp atar bence sabah. Girişine tekme bile atarım ben buna ya. Ama fiyatı yok maalesef. Almıyoruz maalesef. Fiyatı yoksa almıyorum kardeşim. Gidelim. Neyse 10 liraya bırakırsa alırım ben, tamam mı? Şurada arkadaşlar. Şu şey sepetleri var. Peçete. Bunları çok beğendim. Daha önce de beğenmiştim. Hatta birkaç yerde de gördüm. Almak istediklerimin arasında aslında ama şu an alsam mı? Yani tam şu an evde tam oturtamadım, o yüzden net bir şey de söylemiyorum. Bunun fiyatı neymiş bu arada? Bulamadım. Ya ben hiçbir şey bulamıyorum ki. Yazdım ya fiyatı. Ben mi göremiyorum? Şuradan bir de önden bakalım ama. Yok arkadaşlar maalesef. Ben bunun internetten şeyini bulurum. Şöyle görünüyor bu tarafı var. Fiyatını yazarım buraya. Buraya yazarım. Şimdi Hakan'ı bulmam lazım. Hakan yok, kayboldum. Ve koltuktayım. Şuraya gidip bakalım. İyiymiş ha. Oturmaya mı geldin? Bana bir çay koy karı, bana bir çay koy. Kabasın. Burada da senin saatten var. Bakalım fiyat yazabiliyor olabilir üstünde. Bakalım saatten gördüm. Bakın 55 lira saat. Böyle. Hakan beğendi saat. Güzel dekorasyon şeyleri var. Benim şöyle bir sepet almam lazım aslında. Ama bunun biraz daha büyüğü. Arkadaşlar bu babacım. Çok güzel. 4.30 TL. Bakın şöyle bir şey var. Böyle koltuğun yanına koyuyor. Böyle. Rubri. Şey. Buraya üstüne çay falan filan koymak için. Kahveye çay. 119 lira. Bakın arkadaşlar yine bu şeyleri buldum. Sukulentme ne deniyordu bunlara? Bir şöyle 20 lira. Minnacık. Şöyle küçücük. Böyle. Bakın bu da açık hali. Kadarcık. Böyle süsler var burada. Şöyle bir maymun var elinde. Çiçek tutuyor. Bu da 40 liraymış. Şunu da beğendim aslında. Konsol da güzel. 2004'e güzel durabilir. Bunun fiyatı neymiş? 65 lira. Bu üçlü olarak 65 lira. Beğendim aslında. Evet arkadaşlar, en son IKEA'da video çekiyordum, orada kaldı videom ama telefonumun şarjı bitip kapandığı için videoya maalesef devam edemedim. Kapattım, şu anda IKEA'dan birkaç alışveriş yaptık, onları size söyleyeceğim, onları göstereceğim, fiyatlarını hatırlayabildiklerimi söyleyeceğim. Ondan sonra videomu bugün böyle kapatacağım. Ufak tefek işte lazım olan ıvır zıvır şeyleri aldık. Zaten MediaMarkt'a da gitmiştik. Oradan gösterdim. Uydu alıcısı aldık arkadaşlar oradan. Ve onu bağlamak için bir kablo gerekiyormuş. O kablodan aldık. Başka bir şey henüz almadık oradan. Sadece onların ikisini aldık. Daha sonra IKEA'ya geçtik. IKEA'dan da arkadaşlar aldığım şeyleri göstereyim. Asıl zaten bunları istiyordum. Yani şu anda en önemli ihtiyacım bu. Şu şekilde 3 adet. Bu metal, ne desem buna, metal kaşıklık gibi bir şey aslında ama ben bunlara tabi kaşıkları koymak için almadım, yatak odasında kullanacağım bunları arkadaşlar, onun için aldım. Şu şekilde 2 tane tuzluk beğendim arkadaşlar, bunları aldım, salt ve pepper olarak, yani tuzluk ve biberlik, karabiberlik. Bunların tane olarak fiyatı arkadaşlar 10 TL. Bunların ikili fiyatı 26 liraydı yanlış hatırlamıyorsam, ya da 25 liraydı arkadaşlar, ikisinden biri. Şu şekilde tuzluklar aldım 2 adet. Bunların metal oluşunu çok beğendim açıkçası, o yüzden aldım. Yani her şeye de uyabilir zaten, siyah beyaz benim evime de uyuyor. Şu şekilde arkadaşlar kanca aldım. Bunun almamın nedeni de şey, banyoda
duşakabinin içindeki raf oluyor ya, o rafın altına bunlardan böyle asacağız. Duş isimlerini unuttum. Lifleri onun üstüne asacağız arkadaşlar. O yüzden aldık bunları. Böyle hani ayrıyeten dolaba duvara yapıştırmalı böyle vakumlu şeyler oluyor. Onlardan mı alalım dedik. Sonra bunları görünce bunlardan alalım. Zaten orada raf var. Onun altına asarız dedik. Daha mantıklı. Yani hani bundan zaten içinde bir sürü var. Bunlar da arkadaşlar içinde 12 tane falan vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 15 liraydı. Şu şekilde küçük kancalar. Yani şöyle ev turu yapacağım arkadaşlar. Tabii bu biraz zaman alabilir ama ev turunda tek sırar size Ikea'dan aldığımı göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar askı aldık. Burada 2, 4, 6, 8, 10 adet var. 10 adet şöyle. Ben 2 adet aldım bundan. Böyle. Bunun almamın nedeni de şu anda her şeyi tam yerleştiremedim. Daha birkaç valiz kaldım. Hakan'ın eşyaları falan da var. Onları da daha yerleştirmedim. Aslında askılarımız da vardı ama hepsi aynı renk olsun diye aldım. Tabii hepsinin aynı renk olmadı. Yani evden falan getirdiklerim de var çünkü. O yüzden arkadaşlar bunların da tanesi 8 liraydı diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın arkadaşlar. Ben yine fiyatlarına bakarım. Bulabilirsem tekrar yanlışsa eğer söylediğim yazarım. Bir de arkadaşlar şey aldık. Ayakkabı çekici aldık arkadaşlar. O da 8 liraydı. Onu dışarı koydum. Onu getirmeyi unuttum buraya. Bir tane siyah ayakkabı çekici normal. Yılan desenli. Muhtemelen görmüşsünüzdür Ikea'da. Ve yastık aldık arabada arkadaşlar. Sırtımıza yaslanmak için yastık aldık 2 tane. Onların fiyatı da 20 liraydı. Tanesi 20 liraydı. 2 tane aldık. Biz hem şoför hem yanındaki koltuğa 2 tane yastık aldık. Kırlent diye geçiyordur muhtemelen. 20 liraydı. Gri renkti arkadaşlar. O da arabaya da uyuyor. Hani bir denemek için aldık açıkçası. Arabada güzel durmazsa eve üzerine kılıf alıp eve koyacağım. Koltukların üzerine koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar mini bir alışveriş ve mini bir tur oldu. MediaMarkt'ı dolaştık biraz. Çeyiz önerileri verdim. Makinayla ilgili. Yani ben bana derseniz ki ne kadar kullandınız. Yani ben de çok kullanmadım ama bu temizlik sürecinde 2-3 aydır kullanıyorum sadece. Ve çok memnunum süpürgeden arkadaşlar. Bunu orada söyledim mi, videoda söyledim mi hatırlamıyorum. Tekrar izlemedim. Ama onu söylemediysem şu anda söylemiş olayım. Ve arkadaşlar Ikea turumda, bir önceki Ikea turu videomda altına sürekli yorumlar gelmiş. Yeri çekiyorsun, şu bu bilmem ne, yeri çekmişsin, işte kamera tutmayı öğren, şu bu bilmem ne. Bundan önceki 45 videomu arkadaşlar izlememiş muhtemelen. Yani kamerayı tutmayı bilmesem onları da zaten çekemem. Hani sadece bu yorum yapmış olmak için yapmak. Ya ben bunları umursamıyorum açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. Mesela benim bir başkası, tanımadığım bir insan bir video çekiyorsa ben o videoda çıkmak istemem arkadaşlar. O yüzden hani benim yüzüme tutması hoşuma gitmez kamerayı. Kaçarım zaten oradan. Çıkarım, rahatsız da olurum. Rahatsızlığımı da belirtirim. Ben de insanlar rahatsız olmasın diye kameraları suratlarına tutmadım arkadaşlar. Bunu böyle yapmaya devam edeceğim. Yani sadece kendimi düşünmüyorum çünkü. Oradaki insanları da düşünüyorum. Yani kameraya gözükmek istemeyen olur. Yani benim tanımadığım insanım ben. Benim kameramda çıkmak istemeyen olabilir. Ben buna saygı duyarım arkadaşlar. Bu yüzden de yeri de çekiyorum. Yani insanları yüzüne tutmaktansa yeri tutuyorum yürürken. Çünkü dediğim gibi onlar da rahatsız olabilir. Ben de rahatsız oluyorum. Çünkü kendime yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmam arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani orada gösterdiğim ürünler, bir sürü ürün var. Hani bu ürünlere odaklanmanız benim için daha önemli olur. Yani yeri de hani bu tarz yorumları da umursamadığımı da buradan da söylemek istedim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.